Hayalden hakikate. 19 Eylül 1954 tarihinde Konya Şeker Fabrikası açıldığında o günün gazeteleri şöyle yazıyordu. Alın terini kara toprağa karıştıran Konyalılar, alın terini topraktan pancar diye sökecekler. Sonra şeker diye yiyecekler. Bir taraftan işsizlik, diğer taraftan işsizliğin verdiği miskinlik bu şehri, bu vilayeti mahvediyordu. Şimdi caddelerde gidiş gelişin manası bile değişti. Konya'nın kaderi değişti. Artık yıkılmasını değil, kurmasını, dağılmayı değil, birleşmeyi biliyoruz. Başbakan Adnan Menderes açılışta "Şekerimiz bol, ağzımız tatlı, fabrikamız uğurlu olsun." demişti. Açılışta konuşan emekli öğretmen Hacı Rüstem Sungur şöyle demişti. Bu fabrika Konyalıları hayalden hakikate ulaştırdı. Bütün bu temenniler karşılığını 1999 yılından itibaren bulmaya başladı. 60 bin çiftçi tek bir yürek olarak arkasından yürüyebilecekleri bir önder bulmuşlardı. Recep Konuk isminin etrafında birleştiler. Ona inandılar, ona güvendiler. Onunla birlikte öyle bir yolda yürümeye başladılar ki geriye doğru dönüp baktıklarında kat ettikleri mesafeye kimsenin inanası gelmiyordu. Konya Şeker. Konya Şeker Fabrikası'nın temeli 13 Eylül 1953'te atılmış, fabrikanın makine ve tesisleri Alman Arge firmasına ihale edilmişti. Üretime 19 Eylül 1954 tarihinde başlandı. Fabrikanın kuruluş kapasitesi günlük 1800 ton olup ilk ekim sahası 13 bin hektar olarak belirlenmişti. Konya Şeker'de büyük değişim 1999 yılında Panko Birlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk Başkanlığında göreve gelen yeni yönetimle başladı. Bu tarihten sonra yaptığı yatırımlar ve atılımlar sayesinde Konya Şeker, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde ilk 50 büyük şirket arasında yer aldı. Çumra Şeker. Başkan Recep Konuk, yıllar önce Çumra Şeker'in hayalini kurmuştu. Çumra Belediye Başkanı iken ruhsatını aldığı Çumra Şeker'i kotasıyla birlikte Konya Şeker'e bedelsiz devretti. Çumra Şeker Fabrikası'nın temeli 27 Eylül 2003 tarihinde atıldı. Bir yıldan daha az bir sürede tamamlanan günlük 14 bin ton pancar işleme kapasiteli Çumra Şeker 25 Eylül 2004 tarihinde üretime başladı. Çumra Şeker'in hayata geçirilmesiyle birlikte günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin tona çıktı. Böylece ülke şeker üretiminin 5'te 1'ini karşılayarak sektörün lokomotifi konumuna geldi. Aynı zamanda dünyada bir takvim yılı süresinde tamamlanan ilk ve tek şeker fabrikası unvanına sahip Çumra Şeker. Etanol, sıvı şeker, ilaç şekeri, kandis, arı yemi, ultra klimalı seralar, melastan sıvı gübre ve bitkisel kökenli sıvı karbondioksit üretimi gibi ilkleri bünyesinde barındıran Çumra Şeker, şekerin ana girdi olarak kullanıldığı katma değerli yatırımlarıyla da sektöre yeni bir ufuk kazandırdı. Torku. Konya Şeker, gıdada çatı markası olacak Torku markasını ilk olarak çikolata, sert şeker ve şekerleme ürünlerinde kullandı. Torku, dünyanın en büyük 5 gıda markasından biri olmayı hedefliyor. Tüketiciyi kaliteli ve güvenilir ürünlerle buluşturma ilkesinden asla taviz vermeden çikolata, şekerli mamuller, şekerleme, unlu mamuller, bisküvi, kek, gofret, helva, tahin ve pekmez üretimiyle pazar payını her geçen gün hızla artırıyor. Ülkemizin ihracatını en hızlı artıran kurumlardan olan Konya Şeker, 4 kıtadaki 45'in üzerindeki ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Panagro.
Panagro, dünyanın tek kampüsteki en büyük et ve süt entegre kompleksi olma özelliğine sahip. Süt ve süt ürünleri üretimine başlayan tesis tam kapasitede günlük 2000 ton süt işleyecek. Bu yıl ilk üretimini yapacak et üretim tesislerinde de günlük 4200 baş besi işlenecek. Bu devasa projeyle 50 bin çiftçi ailesine yeni bir kazanç kapısı açılırken, tüketiciler de Konya Şeker güvencesiyle üretilen helal, sağlıklı, kaliteli, güvenilir ürünlere erişilebilir fiyatlarla ulaşabilecek. Seydi Bey. Patates üretiminin bölgede yeniden canlanması için Seydişehir ve Beyşehir arasına Türkiye'nin en yüksek kapasiteli Seydibey tarım ürünleri işleme tesislerini kuran Konya Şeker, pancardan sonra patates üreticisinin de teminatı oldu. Sektörün en büyüğü olan tesislerde patates kroketi, soğan halkası, elma dilimi ve parmak patates gibi ürün çeşitleri üretiliyor. Gelen yoğun talep üzerine kapasite %120 artırılmış durumda. Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiren Konya Şeker, her yıl ithal ettiğimiz 30 bin ton patates nişastasının da yerli ürünle yurt içinde üretilmesi için adım attı. Seydi Bey tesisleri aynı zamanda dünyanın en büyük fast food zincirlerine ürün temin ediyor. Altın Ekin Hamya, Beta Ziraat. Konya Şeker, Konya'nın 60 yıllık hayalini gerçekleştirerek Altın Ekin ilçesinde Hamya üretim tesislerini kurdu. Tesisin üretime başlamasıyla birlikte Orta Anadolu'da üretilen arpa, buğday, patates ve şeker pancarına ayçiçeği, kanola ve yağlık bitkiler de eklendi. Yağlı tohumlar işleme ve bitkisel hamya tesisleri günlük 500 ton ayçiçeği, 325 ton soya ve kanola işleme kapasitesiyle yılda 150 bin ton ayçiçeği ve 100 bin ton yağlık soya ve kanola işlemeyi hedeflemiştir. 25 bin çiftçi ailesine arazide istihdam sağlamayı hedefleyen tesis, yıllık 183 bin ton işleme kapasitesini yeni yatırımla yıllık 700 bin tona çıkarıyor. Tesis, kapasite artışı sonrası yaklaşık 300 bin tonu aşan ham yağ üretimiyle Türkiye'nin en büyüğü olacak. İyi ürünün iyi tohumdan elde edilebileceğinin bilincinde olan Konya Şeker, Türkiye'nin ilk yerli tohumculuk şirketi olan Beta Ziraat Anonim Şirketi'ni devraldıktan hemen sonra bu kuruluşa da yeni bir dinamizm kattı. Dünya standartlarında tohum ıslahı ve GDO'suz tohum üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine hız verdi. Kısa sürede verim artışlarına ciddi katkı sağlandı. PAMPLUS. Konya Şeker'in Cihanbeyli ilçesine kurmuş olduğu PAMPLUS Plastik Kampüsü kurulduğu ilk günden bu yana kapasitesini ve istihdamını 3 katına çıkardı. Bu tesiste üreticilerin sulama maliyetleri %50 oranında düşürüldü. Üreticinin yuvarlak ve yassı damlama, sulama, yağmurlama sistemlerine uygun şartlarda ulaşması sağlandı. Tesisin işletme bütünlüğü ve verimliliği PVC ve Koruge boru üretim tesisleriyle güçlendirildi. PAMPLUS, polipropilen ve file çuvalla balya ipi üretim tesislerinin de hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük plastik kampüslerinden birisi haline gelmiştir. PAMPLUS, üretimine başlayacağı plastik palet, plastik kasa, tarım sanayi kasası gibi plastik ambalajları, silaj film, malç filmi gibi baskılı ambalaj tesisleriyle yıllık kapasitesi 7200 ton olan plastik geri kazanım tesisleriyle plastik üstüne dönüşecektir. Çoban Yıldızı.
Başkan Konuk'un Çumra Şeker Tesislerinin açılışında söylediği "Çumra Şeker, çoban yıldızı gibi doğdu, güneş gibi parlayacak" sözü yapılan dev yatırımlarla hayata geçirilirken çoban yıldızı enerji santrali de bunların en önemli halkalarından birisi oldu. Bölgedeki düşük kalorili kömür madenlerinin ekonomiye kazandırıldığı projeyle yaklaşık 80 megawatt kapasiteli enerji santrali kuruldu. Enerji elde etmek için kullanılan kömürlerin büyük bir bölümü Konya Şeker'e ait olan Ilgın Kömür Ocakları'ndan karşılanırken kömürün nakliyesi de demir yoluyla gerçekleştirildi. Sivas Kangal Termik Santrali. Enerji sektöründe kurulduğu yıllardan beri var olan ve enerji sektörünün yabancısı olmayan Konya Şeker, geleceğin sektörü enerjide söz sahibi olmak için 457 megawattlık Sivas Kangal Termik Santrali ihalesini 985 milyon dolarlık teklifiyle kazanarak Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketlerinden biri oldu. Sera. Anadolu'da zor iklim koşullarında seracılık yapılabileceğini gösteren Konya Şeker, ultra klimalı seralar oluşturarak muzdan domatese, biberden salatalığa kadar sebze ve meyve üretimi gerçekleştirilerek tüketiciye doğal ürünler sundu. Şu anda dekardan 100 tona kadar domates verimi alınabilen sera alanının 120 dekar olması hedefleniyor. Ultra klimalı seralarda doğal ortamda yetiştirilen ve yıkamadan yenilebilen salkım domatesler Çatal Höyük markasıyla marketlerdeki yerini alırken yaz-kış kesintisiz üretim gerçekleştirilebilmektedir. Sıcak su balığı. Sadece Amerika ve Afrika kıtasında üretimi yapılan sıcak su balığı tilapia, tıpkı Sera'da uygulanan sistemle Çumra kampüsünde üretilmeye başlandı. Çumra Termik'in suyu soğurken havuzlardaki balıkları büyütecek ve atık ısı tonlarca balığın üretilmesini sağlayacak. Ağaçlandırma. Konya Şeker, bozkırları yemyeşil düşleyerek ağaçlandırma projesinde rekor rakamlara ulaştı. Konya nüfusu kadar fidan dikme hedefiyle çıkılan yolda ilk 10 milyon ağacı toprakla buluşturan Konya Şeker, ikinci 10 milyonun dikimine başladı. Şimdi yeni hedef ülke nüfusu kadar fidan dikmek. Şeker üniversitesine kavuştu. Konya Şeker, tarımdaki bilimsel gelişime yön vermek adına Tarımsal Araştırma Üniversitesi yatırımına başladı. Türk tarımına liderlik yolunu açacak, ülke tarım sektörüyle gıda sanayini bilimle entegre edecek, ülkemizin ilk ihtisas üniversitesinin kuruluş kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilirken, üniversitenin bir yandan kadro, bir yandan da fiziki yapılanması çalışmalarına süratle devam ediliyor. Konya Şeker, 1999'dan bu yana 238 milyon dolarlık tasarruf sağlarken bir fabrikadan 31 üretim tesisine ulaştı. 1999 yılından bu yana sermayesini %22.400 artıran Konya Şeker, cirosunu ise 49 milyon liradan 1 milyar 478 milyon liraya çıkartarak %2.897 büyüttü. Öz kaynaklarını 7 milyon liradan 1.38 milyar liraya çıkaran Konya Şeker, %14.353 büyüme sağladı. Sivas Kangal Termik Santrali alımı dahil 2.32 milyar dolarlık yatırıma imza attı. Bu inanılmaz atılım ve üstün başarı Konya Şeker'i Türkiye'nin en büyük sanayi devleri arasında ilk 50'ye, vergi sıralamasında da 623 bin kuruluş arasında 60. sıraya taşıdı. Recep Konuk, 1999 yılından bu yana başında bulunduğu Konya Şeker'i yaklaşık 15 yılda hayaller ötesinde bir yere taşıdı. Bu başarısı ve 60 bin çiftçinin büyük desteğiyle asrın girişimcisi sıfatını kazanmakla kalmadı, aynı zamanda ekonominin efendisi olmak gibi bir payeye de kavuştu. Recep Konuk'un Konya Şeker'i bugün getirdiği yer, yıllara vurulduğunda gerçekten baş döndürücü. Çünkü o arkasından gidilecek adam. Çünkü o güvenilen, itimat edilen, Anadolu'nun hayallerini gerçeğe dönüştüren adam.
Konya Şeker, Recep Konuk'la birlikte kabına sığamayan, her geçen yıl koyduğu hedefleri aşan yeni hedeflere doğru çiftçisinden aldığı güç ve destekle dünyanın gıda devi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Konya Şeker.